Derbi heyecanı dedik, artık saatleri sayıyoruz ve derbi heyecanlı 360'ın spor yorumcuları Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç'le konuşacağız. Arkadaşlar buyurun. Ben ilk defa böyle anons edilerek çağırıyoruz, büyük heyecan yaşadım abi. Şimdi derbiye de böyle iki klas yorumcu yakışır. Estağfurullah. Estağfurullah. Sizin oraya ben geçeyim isterseniz. Kardeşim. Hayır, burası benim yerim. Soruları da ben soracağım. Aynen, bayılır orada olmaya, rol çalmaya. Şimdi efendim hoş geldiniz öncelikle. Fenerbahçe 24 puanla ve de 15. sırada. Aslında tarihinde görülmüş bir şey değil. Bu herhalde bir ilk. Beşiktaş da üst üste 3 galibiyet aldı. Dördüncüsünü alma niyetinde. Derbiyi kazanmak istiyor her iki tarafta ama şimdi istatistikleri verdik. Şunu da ekleyerek verdik. İstatistikler her zaman o sahadaki gerçeği yansıtmıyor. Yansıtmadı. Ne maçlar biliyoruz? Evet. Öncesinde favorisi belli. Kesin 3 atar 5 atar dediğimiz maçlarda bakıyorsunuz ki o favori gösterilen takım yenilebiliyor. O yüzden başlayalım Gökhan Dinç. Sizden başlayalım. Şöyle söyleyelim, bu maç bundan önceki derbilerden biraz daha farklı bir maç. Neden? Beşiktaş kazanmak zorunda. Fenerbahçe kazanmasa da olur. Beşiktaş şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyorsa kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin kümede kalma mücadelesi içerisinde geçecek olan son 11 haftasında rakibi değil Beşiktaş. Rakibi Çaykur Rize. Bir sonraki hafta oynayacağı maç Çaykur Rize Spor maçı. Bence Çaykur Rize Spor maçı Fenerbahçe adına daha önemli maç. Fenerbahçe bu akşam kaybetmese de olur. Ama Beşiktaş mutlaka kazanmak zorunda. Beşiktaş kaybederse şampiyonluk gider. Fenerbahçe'nin kaybetmesi çok da bir şey kaybettirmez. Fenerbahçe telafi edebilir diyorsunuz. Ama çünkü moral motivasyon açısından düşündüğümüzde, derbi ruhu düşündüğümüzde. Olur. Tek katkısı o olur. Evet. Yani tabii ki 3 puanın katkısı olur. Tabii yani olmaz diyemeyiz ama saha içerisindeki oyuncunun inanılmaz motive olacağı gerçeği de var. Çünkü büyük oyuncular böyle büyük maçları beklerler ve hocaların belki de en rahat ettikleri maçlardır. Oyuncularını motive etmekte zorlanmazlar. Rakip takım taraftarları da onları motive eder. Ev sahibi takım taraftarı da kendi oyuncusunu motive eder. Motivasyon anlamında herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ve bugün belki de ligin başından bu yana Fenerbahçe'yi görmediğimiz kadar farklı bir şekilde görebiliriz. Ne demek bu? Pozitif anlamda bir şey söylüyorum. Fenerbahçe'nin oynayamadığı şey belli. Bir takım oyunu oynayamıyor Fenerbahçe ve ısıran, rakibe basan, çok gol atabilen, çok gol pozisyonuna giren bir Fenerbahçe hiç izlemedik bu zamana kadar.